Evet, harika. Harika bir stand-up beni bekliyor. Son tuşları atalım şöyle. Harika, son tuşları atalım. Umarım görünüyorum. Bakalım. Güzel, gayet güzel, harika. Işığı da açayım, patlamamıştır. Heh, ışığı da açtım. Harika bir stand-up. Evet, mutfak stand-up. Bedavaya. Evet, bu ekonomik krizde evet, şimdi. Evet, arkadaşlar, dostlar, kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Bugün sizlerle beraber harika bir stand-up show yapacağım. Hem de bedavaya yapacağım. Böyle bir ekonomik krizde. Baş ucundaki maddeler patates, soğan, yağ ve burada da izleyeceğim küçük minik bir ayı var. Bunu da buraya koyuyorum. Benim izleyicim. Ve siz değerli arkadaşlar, bugün beni yalnız bırakmadığınız için hepinize ekmek arası peynir veriyorum. Ve şöyle bir kere bir güzel koksun içerisi. Evet. Tayland kokusu arkadaşlar. 10 numara Tayland. Reklam da yapmayalım. İçerisi Tayland kokacak birazdan. Tayland. Böyle deniz. İşte kızlar falan böyle. Tayland koktu bir anda. 10 numara manyak kokuyor ya. Onu da bir tanıdık vasıtasıyla almıştım bedava. Yani para vermedim öyle şey. O tarz şeylere ben para vermem. Bir nevi bunun ismini ne koyarsanız koyun yani. Öyle şey. Ne koyarsanız koyun. Evet, başlıyoruz şimdi arkadaşlar. Şimdi ben bugün nereden girin diyorum. Şimdi bugünkü konum bayağı bir konum var. Hakikaten çok güzel konum var. Nacizane. Tek bir izleyicim var burada. İsmini vermeyeceğim. Bir izleyicim var, canlı kendisi. Bir de burada cansız var. Kahkaha atarsa da yapacak bir şey yok. Maruz görün. Arada bir kahkaha patlayabilir. O konularda da yani maruz görün. Kahkayı rahat patlatabilirsin he. Cidden. Patlat gitsin. Arada böyle kahkahanı yak ki anlasınlar gülen birileri var diye anlatıyorum hemen. Şimdi ben lise yıllarından başlayacağım. Lise yıllarından gireceğim. Ondan sonra öyle gideceğiz bakalım. Gittiği yere kadar ama konular çok güzel. Galiba bizim binaya kırıyor. Çok bir ses var binada da. İnşaat çalışması var galiba. Sabah 6'da kuşlar uyandırdı beni balkona gelip. Her sabah uyandırıyor. Şimdi bunlar başladı. Yani rahat bir gün yok öyle söyleyeyim. Zaten leş kargalar da geliyor burada biliyorsunuz. Uzatmadan başlıyorum. Şimdi siz çayınızı böreğinizi alın. Geçin karşıya, bir izleyin bakalım. Neyin ne olduğuna karar verin. Neyin ne olduğuna siz karar verin. Evet, arkadaşlar, lise yılları herkesin yani bildiği yıllar, güzel yıllardır. Benim de hakikaten lise yıllarım çok çetrefilli geçti diyemem. Güzel geçti. Hani dediler de benim lise yıllarım çok boktan geçti falan. Benim lise yıllarım çok güzel geçti. Ya buna bak hakikaten söyleyeyim, bilmiyorum görünüyor muyum burada. Cidden bak çok on harika mis gibi geçti. Okulum benim çok iyi bir okuldu. Yani okulum benim böyle var ya harika bir okuldu böyle. Çok kültürlü bir okuldu. Yani St. Joseph'le aynı ayarda. Çıkışta böyle çıkışta kayışlı adam deniyorlardı öyle bir okuldu. Ciddi diyorum bak. Şaka değil ha. Öyle bir kültürlü okul. Çıkışta böyle millet kayışını çıkartıp dövüyor. Böyle birbirlerini döverlerdi çıkışta. Kayışlı adam döverlerdi, öyle bir okuldu. Hatta biz okula giderken evden bıçak falan götürdük, biliyor musun? Böyle bir okuldu. Hani yanımızda bulunsun emanet. Hani emanetlerle okula giderdik, öyle bir okuldu. Çok kültürlü bir okuldu diyorum ya en başından beri. Yani kalem yerine bıçak götürdük okula biz. Lan sapan bıçak, neyse öyle bir okuldu. Okul iyiydi. Yani okul iyiydi, okulun ortamı. Çok güzel bir şey vardı. Tabii mübalağa da yapıyorum. Okulun ismini vereyim mi vermeyeyim? Hadi vereyim. Okulun ismini de vereyim size ben. İsmini vereyim. Ne olacaksa olsun. Şimdi benim gittiğim lise İstanbul'da. Anadolu bölgesinde. İsim verirsem de her şey ortaya çıkacak ama yapacak bir şey. Neyse hadi. Vermeyeyim. Şimdi Anadolu bölgesinde bir okul. Güzel bir liseydi. Şimdi öyle bir liseydi ki. Dedim ya yani. Üstün zekalı insanlar çıkar lisede. Öyle söyleyeyim. Okulun ismini ben vereceğim. Cıngırlıoğlu Lisesi'ydi. Okuduğum lise.
Okula mezundum, güzel bir okuldu. Ben mübarek yapıyorum, hakikaten güzeldi. Yani ortam iyiydi. O dönem bir okulda böyle bir kısa süreli bir terör vardı. Öyle söyleyeyim, ona geçti sonra, o geçti sonra. Öyle bir sıkıntı vardı, bir ara bir sıkıntı dönemi vardı. Şimdi ama en son gittiğimde okula önünde ağladım. Duygulandım, keşke dedim tekrar yeniden başlasam. Beni keşke alsalardı dedim, bu aklımla başlasaydım. Belki de şimdi bir filozof olmuştum. Öyle söyleyeyim. Güzel bir okuldu. Biz okulda hakikaten bak yani ders dışında her şeyi yapardık, öyle söyleyeyim. Hani sınıfta da vardır ya böyle haylazlar, hani ders sizi bozmak için elinden geleni yaparlar. Onlardan biri akıllı olarak bendim galiba. Kabul ediyorum. İlk defa bunu itiraf ettim, bendim galiba. O yüzden de tabi lise yıllarında da tabi arkadaş şeyleri vardır böyle, hani o vardır, bu vardır, örnek veriyorum. Lise yıllarında da şöyle bir şey de vardır. Mesela biriyle böyle hani mesela kavga edecek ya, şu vardır ama. Çıkışta beni bekle. Okul çıkışında beni bekle. Diyorsa okul çıkışına gel. Gel. Hani böyle bir muhabbetler vardır. Okul çıkışında da hep böyle bir şey vardır. 10 kişi vardır böyle bekler. 10 kişi böyle bekler okul çıkışında. 10 kişi seni bekler. Genelde hep bu vardır okul çıkışlarında. Bu yani hakikaten vardır. Gel bakayım der mi? Gel. Gel bakayım diye gel. Ben mi? Gel 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 bakayım. Gel. Ben mi? Sen gel bakayım buraya. Gel bakayım diye. Sen ona bakmışsın. Niye ben bakmadım? Bakmışsın öyle diyorlar. Baktı mı? Çat! Hani direkt böyle bir kavga çıkardı. Hani baktı mı bakmadı mı kavga çok vardı. O zamanlar tam da vardı. Benim lise hayatım bunlara maruz kalarak geçti. Okulun serseri tayfası vardı, içindeydim, başlarıydım. Efendim öyle söyleyeyim, okulun ağır toplananın içindeydim, başlarıydım. Okulun efendim en gözde grubunun içerisindeydim. Okulun en akıllı grubunun içerisindeydim. Okulun yaramaz grubunun içerisinde, hep grubun içerisindeydim. Ve başlarıydım. Onu da itiraf edeyim. Bak onu da itiraf edeyim, başlıydım. Serseri tayfası da vardı. İyiydi, güzel tayfaydı, gururlu tayfaydı. Bak gururlu tayfaydı, o konuda söyledim, iyi tayfaydı. Ama oraya eksik olmazdı be. Oraya eksik olmazdı, okulun oraya eksik olmazdı. O açıdan kötüydü yani, o açıdan kötüydü. Okul çıkışı baskısı vardı, görünmeyeyim şunlara falan diye böyle. Okul çıkışı baskısı vardı. Okul senin, bu kız benim baskısı vardı işte. Okul benim, niye ona baktın, o bana niye baktı falan, böyle bir telaş vardı işte. O bana bakamaz, o bana baktı, niye ona baktın, hayır o bana baktı, ilk ona baktı, hayır o bana ilk baktı falan. Şeyleri vardı, olayları da vardı içeride. İşte o ona çıkma teklifi etmiş de kabul etmemiş, kafayı yemiş, deldirenler vardı işte. Niye çocuk delirmiş, öyle bir salgın vardı, ona bakmış, kendini vurmuş, dağa taşa vurmuş, kendini okul sıralarında koridorlara vurmuş, deli gibi koşan vardı okulda. Hani kimisi ayakta küserdi, kimisi işte reddi aldığı için, devamlı reddi aldığı için sigaraya başlardı okulun tuvaletlerinin içerisinde. Pis tuvaletlerinin içerisinde, bokun içinde sigaraya başlardı. Alan bak, cidden bak. Böyle yakarlar, ben de öyle. Ben ama ondan başlamadım. Çoğu kızdan reddi yiyince o boklu tuvaletlere sigaraya başlarlardı. Ben size söyleyeyim. Ben ama mesela ben hobi olarak özendim dedim hani. Demek ki dedim, akıllılar içiyor buna herhalde çok. Böyle. İçeride işte lise tuvaletlerinin içerisindeyiz. İşte millet ekmek arası orada ne bileyim hamburgerini yerken biz de giderdik tuvalette sigaramızı içerdik. O bizim kültürümüz yani, bizim üstün zekalıların kültürüydü. Hatta bir anda iyileşmişimiz de oldu yani, öyle söyleyeyim. Neyse şimdi gel gelelim, nasıl başladım? Bu lanete nasıl başladım? Onu da itiraf edeyim. O zaman. Şimdi içmiyorum. Ama o zaman nasıl başladığımı siz değerli dostlarımlara itiraf edeceğim. O zamanlar tabii hobiydi. Bu bir hobiydi benim için. Geliyorduk işte hobimi diyelim, hava atmaca. Herkes böyle yapıyordu işte falan. Burada paket falan vardı falan işte. Bir yaktık. Arkadaş kurbanı olduk. İçeri girdiğimizde de dediler ki işte işte yak bir taneden bir şey olmaz falan. İşte bir taneden bir şey olmaz falan. İnsan özeniyordu ama. Ulan diyorduk aman ne olacak. Plak yakıyorduk öyle. Ulan bir yaktık, iki yaktık, sonra elimizden düşmedi bu. Öyle gitti.
Öyle gittiler. Aman arkadaşlar, siz yani spora devam edin. Bu ters pis işleri, bok işleri sakın karışmayın. Yani yaptık, keşke yapmasaydık. Oradan böyle bir eser kaldı bizde. Dediğim gibi, çıkma teklifi kabul olmayanlar kendini dağ taşı attı, kendini yaramazlığa sevk etti, kendini tuvaletlere sevk etti ve sigaraya sevk etti. O yüzden de biz bunlara tabii ki o zaman göremiyorduk ama şimdi tabii karşıyız. Ondan sonra, lise yıllarında da şöyle bir şey var. Bilmiyorum siç oldu mu mesela, ben de ilkokul yıllarında beni başladı bu. Lan anasını satayım. Hiç okul hazırlığı var mı? Hani okul hazırlığı vardır ya, iş hazırlığı. Sabah kalkarsın, okul hazırlığı. Sabah kalkardık. Bir sinirle kalkardık okul hazırlığı için. Anladın mı? Bir sinirle. Az daha ayım, gitmeyeceğim. Az daha ayım, gitmeyeceğim. Gitmeyeceğim. Böyle kalkardık. Bir de şöyle bir şey vardı. Afyonu patlamıyor ya, hani bir evde mutlaka cinnet patlıyorsa, hayır hayır, Allah kahretsin, geç kaldım, Allah kahretsin, 10 dakikam kaldı falan bir şey. Olaylar oluyordu bizde. Bir de şöyle bir şey var, mesela ben de ilk okul yıllarından itibaren potasyum alamadığım için bir takım reaksiyonlar gösteremiyordu beynim. Çünkü her gün ekmek arası helva yiyordum. Ulan her gün ekmek arası helva yenir mi okula giderken lan? Bak şaka değil ha. Bu kadar nasıl diyeyim, boşlamak mı diyeyim, bu kadar başı varmış büyük mü diyeyim, anladın mı yani, bu kadar olmaz. Heh, baştan sağmalım. Her gün ekmek arası helva ile okula gidiyordum ya. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf, beşinci sınıf, altıncı sınıf, yedinci sınıf, sekizinci sınıf, dokuzuncu sınıf, on, 11, 12, 13, öyle gidiyor. Üniversitede bile neredeyse ekmek arası helva ile. Anlayacağın benim kahvaltım ekmek arası helvayı. Bir tutam ekmekle bir tutam ekmek arası helva. Bu ikisini de. Öyle. Oradan geliyor benim bu akıl. Öyle söyleyeyim. Tabii ki güzeldi. İyi alışmıştık. Dişler hep çürüdü. Helvayı yedi. Dişler hep gitti. Dediğim gibi bizde o vardı. Ekmek arası helvayla giderdim okula. Her sabah. Şimdiki nesil çok şey ya. Nasıl diyeyim? Şimdi adama endişe şey de koysan yani deliriyor. Z kuşağı deliriyor şu an. O olmaz, bu olmaz, bilmem ne vitamin, işte şudur budur. Ya biz bulamıyorduk bile bunları ya. Onu da öyle söyleyeyim. Şimdi lise yıllarında hakikaten böyle şeyler oluyordu. Hani komik şeyler, sınıfın içerisinde böyle devamlı arkadaşlarını güldürme çabası. Anladın mı? Devamlı bir şey yapma. Devamlı işte espri patlatma. İşte hocaya laf atma, hocanın dalga geçme falan filan. Öğretmenlerimi ellerinden öpüyorum. Öyle söyleyeyim bu arada. Öğretmenler değerlimizdir. Bunu da bundan belirteyim yani. Şey olmasın. Okul da bizim yuvamızdır. Neyse. Şimdi böyle yapıyorduk. İşte konuşanları tahtaya yazardık efendim. Konuşanlar ceza alırdı. Bir sürü şey olurdu. Atılırdı. Okuldan kaçmalar, her şey. Bunlara girmiyorum bile. Ama lise yıllarında böyle çıkışta gezmeleri de severdim ben. Arkadaşlarla toplanmaları da severdim. Bambaşkaydı ya. Bambaşkaydı. Bu lise yılları bambaşkaydı. Bakın, bir keresinde arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Arkadaşla beraber, bu lise arkadaşım değil yalnız. Öyle söyleyeyim. Yakın bir dostum. Zaten kendi de eğer bunu izlemişse, bunu da izliyorsa anlar zaten. Çok hızlı geçeceğim. Ya yemin ederim ki bak, Optimum ADM'deyiz. Optimum'dayız. Şimdi yer ismini vermedim. Şey olmasın hani de. Ekmek kadayıfı istedi. Tamam mı? Ekmek kadayıfı yiyeceğiz diye gittik. Çok ünlü bir restoran ama onu söyleyeyim. Çok ünlü bir tatlıcı. İsim vermeyeceğim. Ayıp olmasın. Bu ekmek kadayıfı söyledik. Bakın, yemin ederim ki arkadaşlar, içinde ne boyluysa. Yani bak, ben tatlıcıyım. Şaka yapmıyorum bak, tatlıyı çok seviyorum. İçine ne koyduysa diyorum, yüzüm benzin attı. Bembeyaz çıktım tatlıçtan. Bak, normal bir insan olarak girdim, ruh gibi çıktım. Ruh gibi çıktım ya, ruhban olarak çıktım ya. Ruh ya. Çocuğun yüzü göze attı. Ben var ya, 3-4 gün kendime gelemedim. 3-4 gün kendime gelemedim. Lan bu tatlının içine ne koydunuz siz lan?
Sapıklar. Ne koydunuz bunun içine? Hala aklıma gelince bile yemin ederim ki ta oradan Kaliköy'e yürümüşüz ya. Optimum'dan düşünün ya. Vallahi billahi yani anlamadım ki Optimum'un aşağısında da Çingene Mahallesi falan mı? Acaba Afganlar falan mı geldi yaptı o tatlıyı? Bilmiyorum ki ben. Ülke zaten mülteci kaynıyor. Yani vallahi belli olmaz ha. Tatlı ucuza gelsin diye yani bu tatlı şey de gitgide azalıyor yani. Gitti rakamlar yerli efsan oldu. He normal tabii onu da söyledim normal. Neyse böyle evin yolunu zor buldum. Bu tatlıya da buradan girmek istedim. Hani lise yıllarındaydı ama lise arkadaşım değildi. Onunla gittik. Bir ekmek kadayıf olayı bende de oldu yani. Hatta ne zaman gitsem oradaki adamı görürüm böyle. Aa derim bu o kişi derim. Derdim. Geçen gün de arkadaşlar şeydeyim. İstinye'deyim. İstinye'ye indim böyle İstinye sahilinde. Kimi göreyim? İsmail Küçükkaya'yı gördüm arkadaşlar. Yemin ederim ki bakıştık güldü bana. Yanına o anda da video falan çekecektim. Yanına gidip de selamlaşamadım böyle güldüm. Adam harbiden duba gibi bir adam yani. Koca bir adam. Çok bakımlı bir adam. O da aklıma geldi. Yine bir arkadaşla beraber biz yine bu Ataşehir'deyiz. Adamın nasıl bir tatlı yeme isteği geldiyse öyle böyle tatlı yemedi. Yani bir insan 10 tane külah yer mi ya? Bakın Mac'teyiz. Tamam mı? Karnım tutarak içeri girdim ben. İnanılmaz derecede böyle ağrıyor karnım. İçeri girdim. Bu manyak tatlı canı çekmiş ama nasıl çekmiş? Ulan bir tane yedi. İki tane yedi, üç tane yedi. Ben 10 tane külah yedi. Ben de bir iki tane yedim. Şimdi gülmeye başladık biz. Şimdi öyle bir gülüyoruz ki tamam işte o bana baktı, bana baktım falan böyle gülüyoruz devamlı. Gülmemiz geçmedi ama. Nasıl güldüysek, nasıl gülme hastalığına yakalandıysak bazen de insan öyle bir gülüyor ki arkadaşlar böyle kalıyor. Böyle kalıyor ve de o geçmiyor. O gülme geçmiyor. Çıktıktan sonra da o gülme devam etti. Gülme hastalığına yakalandığımız için de biz o anda hakikaten yani deli gibi de şey yapardık yani. Gülerdik ve o gülme geçmedi. Yüzümüz bizim böyle kaldı. Bir saat kaldı. Acaba kaslar mı yatıldı ne olduysa. Öyle kaldı gitti. Dedim ya bu tatlı olayları bize yaramadı yani arkadaşlar. Hep anımız kaldı. Ne zaman gitsek bir adam dönüp diyor ki beni hatırladın mı? Ya da biz diyoruz. Ne zaman gitsek döndün bacıya. Bunu tanıyor musun? Ha, böyle bir şey. Şaka değil ha bunda. Yani gerçekten diyorum bak. Ne zaman bir tatlı şeyimiz olsa, bir anımız olsa böyle egzantrik şeylerimiz var. Bunlar anı diye anlatıyorum başımdan geçen. Hani bir kişi dondurma girip de 10 tane külah dondurma yer mi? Bunu ben siz değerli izleyicilere soruyorum. Yerse de ben bir şey demiyorum. Bu kadar iştah, bu kadar tatlı sapıklığı bilmiyorum ben yani. Varsa da bilemiyorum. Geçiyorum. Şimdi dediğim gibi benim takıldığım birkaç şey var. Mesela hep derler ya alalım bisikleti buradan. Arkadaş. Gidelim Bostancı. Oradan pedala atalım. Gidelim Derinci'ye. Lan sen manyak mısın? Orada ne yapacağız? İşte orada ne bileyim biraz tatlı falan yeriz. Yine tatlı ha. Tatlı falan yeriz. Döneriz işte. Bir soda falan içeriz. Derinci'ye bu Bostancı'dan Derinci'ye gideceğiz bisikletle. Geri geleceğiz. Bostancı'ya. Böyle bir arkadaş grubum var. Ve yapıyoruz bunları da. Kimisiyle Kayışlarından Kadıköy'e yürüyoruz. Kimisiyle Bostancı'dan Derinci'ye bisiklet pedal atıyoruz. Yani böyle bir kafayız. Onu da söyleyeyim. Efendim bu şekilde gidiyoruz. 10 numara bir çabam var. Bunları da yapıyorum böyle farklı geldiği için siz değerli arkadaşlarımla paylaşıyorum. Hem kendimi geliştiriyorum. Anılarımı anlatıyorum, işte stand-up'ımı geliştiriyorum. Bir de genelde boşlu anlattığım için, anladın mı? Hani beni hayalette izliyor, öyle söyleyeyim. Tövbe tövbe, bunları da demeyelim de. Onlar cimbim adına en korktuğum şey. En korktuğum şey öyle tanımadığım varlıklar, üç harfliler. Onları söyleyeyim, o konulara girmeyelim. Durup dururken başımızı yere çıkartmayalım. Şimdi, tabii arkadaşlar Ramazan ayları vardır.
Ramazan ayına ben birazdan gireceğim Ramazan konusuna. O da benim böyle komikliğine giden bir şey konu. Hatta gireyim ya da hiç girmeyeyim, birazdan gireyim. Daha iyi olsun. Şimdi bazı arkadaşlar, yani ne arkadaş, benim kafa yapım peki arkadaşlar bu şekilde. Şimdi hani arkadaş arkadaşı gaza getirir ya. Ya da hani şunu yapalım falan filan. İşte ısrar eder, tamam mı? Ya Engin şunu yapalım ya der. Oğlum hadi yapalım ya. Hayal ne yapayım, yapalım şunu ya falan filan. Tamam mı? Devamlı böyle der. Küfür müfür. Çok severler küfürü. İnanılmaz. Benim arkadaş grubum böyle küfür çok severler. Neyse. Hani gaza getiren bir tipler vardır. Yanındakileri. Benimkiler de mesela işte şey diyor mesela. Hani diyorum adamlar diyor ki mesela şöyle söyleyeyim. Ya gidelim mi diyor. Tamam mı hani mesela. Kadıköy'e gidelim mi? Ben diyorum başka ya diyorum gitmeyelim ya diyorum. Oturalım ya diyorum. Onlar da diyor ki ama doğru diyorsun ya oturalım diyor. Nasıl bir kusur bu ya? Ya millet delirir biliyor musun? Millet deliriyor böyle çıkıp gezmek için. Hani ben arkadaşlarımı diyorum doğru diyorsun diyor. Beni doğruluyorlar sürekli. Lan doğrulamayın beni gaza getirin ya. Ulan millet zorlar. Hadi ya çıkalım gezelim tur atalım de. Anasını biz aynısını yapıyoruz. Ben diyorum ya gel diyorum işte. Hani işte çıkalım mı falan filan. Ben de diyorum ki ya diyorum bugün çıkmayalım diyorum işte oturalım. Gerek yok ya diyorum boşver. Onda da diyor ki hakikaten boşver ya gerek yok diyor. Laf atıp kaçıyorlar. Öyle grup da var, öyle grup arkadaşlarım da var. Ama asıl konuya geleceğiz arkadaşlar şimdi. Dediğim gibi. Ben niye lan yorgunlaştım böyle? Vallahi bir anda ağırlık bana bastı. Ha. Tövbe tam. Neyse. Şimdi Ramazan ayında da genelde böyle işte oruçlar vardır. İşte oruç da su iç, hani yanında su içerler. Efendim sigara yakarlar ya üst üste. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Daha var ya patlar patlamaz ondan yanar. Ondan yanar öyle söyleyeyim. Biz de öyledir. Genelde arkadaşlar klasik derler ya benim oruçlarımda küfür etme. Benim oruçlarımda küfür ettirme. Bunlar vardır. Genelde niyeti bol açıktır. Hadi bolun herkes size. Klasik. Genelde hep böyledir. Falan filan. Davulcular vardı ya. Dın 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 dın. Güzeller böyle. Dın 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 dın. Hep güzeller böyle. Evde vururlar, para alırlar. Davulcular. Benim en çok güldüğüm ne biliyor musun davulcularda? Şimdi davulcular bilmediği bir mahalleye giriyorsa ve orada da bir köpek tayfası varsa, azılı köpekler. Burada olduğu gibi bizim burada. Bizim burada bazı sokaklardan geçemiyorsunuz çünkü azılı köpekler var, grup halindeler. Oradan geçeni ısırıyorlar. Öyle özellikleri var. O yüzden de ve gözleri de kıpkırmızı. Geçemiyorsunuz, öyle söyleyeyim. Karanlığa bürünmüş şeytanlar. Şimdi, ve çok severim bu arada köpekleri, onu da söyleyeyim. Ama geçemiyorsun. Şimdi davulcularla da hep böyle geceliğin olan anım şu. Davul çalıyor, dındırı 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 dındırı. En sonunda bir feryat patlıyor. Bir feryat patlıyor en sonunda. Yapma koş diye. Yapma koş. Ben bunu 2-3 defa çünkü duydum. Çaldı 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 mahalleye geldi. Köpekleri nasıl rahatsız ettiyse, nasıl artık davrandıysa bilmiyorum. Yapma koş. Öyle bir ses duydum. Yapma koş. Yapma. Ne yaptın diye bir sesle böyle kaçıyorlardı. Böyle kaçıyorlardı. Ondan sonra yapma koş diyorlardı, kaçıyorlardı. Bu davulcularda ben tabii ki yani dediğim gibi çok güzel bir hizmet ama köpek istilası denen şey var. Köpekler de harbiden ısırmayı çok seviyorlar. Dişleri azdır zaten buradakiler çok azdır. O yüzden de bunlar şey köpeği. Fabrika köpeği, fabrika. O yüzden boyları molları büyük. Anladın mı? 1,5-2 metre. Gözleri mözleri kocaman. Fabrika köpeği. Hani şeyin çizgi filminde var ya ne derlerdi? Kırmızı başlıklı kızın çizgi filmindeki kurtlar var ya kurtlar. Onlar gibi bir şey. O kadar büyük köpekler. Gözü kulağı büyük. Neyse. Evet Ramazan aylarında en güzel yaptığımız şeylerden bir tanesi de mesela benim devamlı Adipoğlu var kanalda bir. İşte iftar programları var. Bir de diziler var. Bakın bu diziyi bilmeyen yoktur. Hazreti Yusuf. Devamlı aynı filmi film. Devamlı aynı filmi film. Ben de artık belki var ya 50 kere izledim. Yüzler Sefi.
Bak 50 kere çünkü başka bir şey. Yani hangi kanal açarsan aç mutlaka o dizi o denk geliyor yani. O aylarda o diziyi devamlı izliyorum. Artık abonesi oldum o dizinin. Bir başlıyor efendim işte Amon Hotepler anladın mı? Potipar Hazretleri falan filan. İzleyenler bilir bundan demek istediğim benim. İşte orada ben izliyordum biliyordum böyle. Her zaman vardır yani. Neyse bu her zaman var. Amon Hotep. Kim geldi? Potipar Hazretleri falan. Hani böyle hep böyle değişik bir şey vardı. Amon Hotep. İşte bir tane taş. Dışı tapan bir halk anladın mı? Onların da başında Potipar Hazretleri vardı genç falan filan. Böyle bir şey. Tavsiye ediyorum böyle şey yapmanızı. Hakikaten enteresan. İzleyebilirsiniz. Arkadaşlar şeker bayramları kurban bayramlarında biliyorsunuz inek kesilirken çocukların buralarında bir şey yaparlar böyle kan basarlar böyle tak çocuklar böyle gelirler. Çocuklar böyle gizli gizli onları da ben seviyorum. Böyle gizli gizli inek kesilmesini izlerler küçükken. Ben de isterdim. Böyle duvarın arkasından inek kesilmesini izlerdim. İlk de ineğe bir hafta iyi bakarlar. Tamam mı? İnekçiye böyle bir hafta iyi bakarlar. O sana bir hafta masum inekçik melek olur. Anladın mı? Ondan sonra çocukların çocuklar der ki ya bu ne der? Tamam mı? Çocuk daha 5 yaşında. Bu ne? Ne yapıyorsunuz yine? Gel bakayım buraya. Oradan bir tane büyük yaşlı kadın hemen basar böyle üzerine buraya. Gel bakayım. Tam buraya kan basar böyle. Git bakalım. İnek mi kesiniz? İneği yiyecek miyiz? Böyle aptal sorular sorar işte çocuklar. O da vardır. Bayramlarda. İşte 23 Nisan etkinlikleri vardı. Çok severim. Çocuklar. Çocuk bayramı. Harikadır. Şeker bayramı falan filan. Böyle ve dediğim gibi kurban bayramında ben onu çok gülerdim. Böyle burasında kan basarlardı ya böyle. Ne oluyor orada? İnek mi kesiliyor? Yok. Kesilmiyor mu? Ve gizlerlerdi. Sen bakma. Sen bak. Herkese baktırırlardı. Bir inek kestirirlerdi. Burasında o tatış yaparlardı. Biz de ben de hep merak ederdim boya mı diye. Meğersem boya değilmiş. Onu öğrendik. Evet. Son olarak geldiğimiz konular ise dediğim gibi insanların böyle gizli şeyleri vardır arkadaşlar. Böyle gizli hobileri vardır. Tamam mı? Gizli böyle şeyler. Son konuma geldi. Böyle gizli hastalıkları vardır. Bu her tarafta olabilir bu hastalık. İş yerinde de olur, okulda da olur, evde de olur. Böyle gizli. Hani gizli şeylerin saklama hastalığı var. Gizli dolapları var. Kimisi efendim tuvalet kağıdını saklar. Kimisi iş yerinden yemek yemek saklar. Kimisi ben mesela askerde tüp saklardım. Benim piknik tüpüm vardı. Piknik tüpümü dolaba koyardım arkadaşlar. Dolaptan da çıkartıp menemen yapardım. Öyle bir düşün. Koğuşun içinde piknik tüp saklardım. Küçük böyle. Ama patlar diye korkardım biliyor musunuz? Duvarlarla yatardık, duvarlarla kalkardık. 10 kişi duvar yatardı. Koğuşun içinde piknik tüpü var, gaz kaçırıyor. Bir çakmak yaktı ki ağızları yakıyor. Bir gün yolup yanacağız. Diri diri yanacağız diyorduk biliyor musun? İnanmıyorlar. Düşünün yani. Toplu toplu yatardık, toplu toplu kalkardık. Zaten ranzalar hiç susmazdı. Ranzanın içindekiler hiç susmazdı. Ranzan benim devamlı kıpır kıpırdı. Sabaha kadar öyle bir ranzaydı. Kıpır 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 kıpır. Tepiniyorlardı yani üzerinde. Güzel, çok güzel askerlik anları da hepsini anlatacağım. Sadece abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Abone olup beğenin. Nice hikayelerim vardı. Askerlikle ilgili var ya, çıkacağım. Dediğim gibi, herkesin babaların vardı bile gizli dolapları. Babaların gizli dolapları vardı. Bir şeye sakladılar, neyse o. Ya da sizin de vardı, gizli eşyalarınız vardı böyle dolapta. Gizli eşyalar sakladığınız yerler vardı, gizli. Dokunma! Dokunma! Sakın dokunma, hani dokundurtmazlar, asla. Abi evin içinde bir insanlar şey, bir sürü şeye saklıyor. İş yerinde saklıyor, adam tuvalet kağıdı saklıyor. Efendim adam bilmem ne saklıyor, her şeyi saklıyor. Yani bir sürü şey var. Derken videonun sonuna geldi ve burada videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar beni izlediğiniz için ben çok teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki varsınız. Abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Hepinizi seviyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Öteki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Teşekkürler. Bay bay. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Çok sağ olun arkadaşlar.